İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü Gündem Özel'in konuğu CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Sayın Oran'la Türkiye ekonomisinin nerede olduğunu, dünyada yaşanan gelişmelerin bizi nasıl etkileyeceğini, ekonomik bir kriz olacak mı, olmayacak mı, bütün bunları ele alacağız. Yalnız oraya geçmeden, efendim isterseniz, bugün biliyorsunuz Türkiye'de bir olay gerçekleşti. Cumhurbaşkanı devir teslimi yapıldı. İşte Tayyip Erdoğan mecliste yemin etti. Mecliste bir takım olaylar oldu. Ne hissettiniz bugün mecliste Erdoğan yemin ederken ve Cumhurbaşkanı köşküne çıkarken? Esasında tabii bir ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Sonuç itibariyle ilk defa yapılıyor Cumhurbaşkanlığı seçimi. Halk tarafından seçiliyor. Çok önemli bir şey Türkiye için. Evet. Erdoğan %37, hemen hemen seçmenin %37'siyle ama katılımın da %51 küsürüyle, 51.8'iyle Cumhurbaşkanı seçildi. Fakat seçilmesiyle beraber yine anayasaya aykırı hukuk sistemini dikkate almayan, meclis iş tüzüğünü hiçe sayan bir yaklaşımla yine Türkiye'de yetki gaspı yaptı. Kanunsuz bir takım uygulamaları icra etti. Gergin, sıkıntılı bir aşağı yukarı 10 Ağustos'tan itibaren ki sürece baktığınız zaman 18 gün oldu. Normalde 15'inde mazbatasını alması gerekiyordu. Almadı Ağustos'un. Yani Türkiye'ye yine yakışmayan manzaralar, parlamentonun durumu, parlamentodaki gerginlik, saatler önce bakın bugün bir mükerrer resmi gazetenin mükerrer sayısı. Evet, Bakanlar Kurulu'nun görevini sürdürmesine dair bir işlem yapıldı. Evet. Normalde 15'inden sonraki süreçte önceki Cumhurbaşkanı Gül'ün yapması gereken işlemi Gül'e yaptırmadı. Bunu kendisi yaptı. Herhalde Türkiye'de de ilk defa böyle bir şey var. Burada hem kendini atıyor. Yani düşünün diyor ki yani hakikaten çok dünyada böyle bir şey yoktur herhalde. 10 Ağustos 2014 Pazar günü genel oyla yapılan seçim halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek görevime başlamış bulunuyorum diyor. Yani kendi kendine atadı ve yine kendi kendine de başbakanlık sürecini sonlandırıyor ve yerine de Davutoğlu'nu atıyor. Yani dünkü durum hem kendini Cumhurbaşkanı olarak yani seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP Genel Başkanı, bir de biliyorsunuz kongrenin sonunda gitti oy kullandı. Evet. Bir de AKP delegesi oldu. Yani gerek yok bu kadar germeye, bu kadar yetki gaspı yapmaya gerek yok esasında. Türkiye Cumhuriyeti'nde bildiğimiz kadarıyla, biz de biraz geçmişe doğru baktık, bir ilk oldu. Yüksek Seçim Kurulu sonucunu ayın 15'inde açıkladı. Normalde bunun aynı gün resmi gazetede ilan edilmesi gerekiyor. Ancak 13 gün, ya bugüne kadar, ayın 15'inden bugüne kadar resmi gazeteye göndertmediler başbakanlıktan ve göndermeyince de tabii aklı sıra işte bir hukuksuzluk duruma düşmemiş gibi falan arz ettiler. Sizin biraz önce okuduğunuz noktada, çünkü herkes şunu soracaktı, resmi gazetede yayınlandığı an Erdoğan'ın partisiyle ilişki kesilmiş olacak, başbakanlıkta ilişkisi kesilmiş olacaktı. Ancak yasalar, anayasanın 101. maddesi resmi gazete falan demiyor. Yüksek Seçim Kurulu resmi ilanı yaptıktan sonra, yani ilan edildikten sonra, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Erdoğan'ın ilişkinin kesileceğini söyleniyor. Yani fiili bir gasp durumu var. Niye Gül'e bu kadar güvensiz sizce? Yani öyle bir durum var çünkü. Esasında Gül'ü devre dışı bıraktı aşağı yukarı 13 evet. gün. Yani ve Gül de buna ses çıkarmadı. Yani onu da sorgulamak gerekiyor. Öbür taraftan Yüksek Seçim Kurulu'na onu devre dışına bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir bu konuda bir uyarıda bulunmadı. Meclis Başkanı bugün aynı şekilde, yani o da baktığınız zaman kanunsuz emre uyuyor. Tabii bir de resmi gazete yönetimi, onlar da kanunsuz emre uyuyor. Yani
bir laf vardır ya, bir deli bir taş atar kuyuya, ondan sonra herkes onu çıkarmaya çalışıyor. Erdoğan bunu hep yapıyor. Yani milli irade diyor ama milli iradeyi esasında içe sayıyor. Evet. Ve bir şekilde yapmış olduğu şey işte demokrasi diyoruz, işte sandık diyoruz. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman demokrasiyi ben nasıl olsa çoğunluk oy bende, ben ne dersem o olur diye onu kendine uyduruyor. Yani demokrasiyi katlediyor açıkçası. Evet. Bugün Anıtkabir'den Cumhurbaşkanı'na geçerken etrafta vatandaşlar var gibi gözüktü. İşte bayrakla alkış tutuyorlar. Şimdi vatandaşlar sonra bizi aradılar. Meğer belediyenin taşeron işçileri görevlendirilmiş. Dün itibariyle kendilerine telefonlarına mesaj gelmiş. Kimin hangi yerde duracağı kadar bildirmişler. Oraya herkes geçmiş. Hatta ailelerini de almışlar gitmişler gelen talimat üzerine. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan taşeron işçiler. Orada Erdoğan'ı alkışlatmışlar. Yani vatandaş gibi gözükenler aslında talimatla giden belediyenin taşeron işçileri. Aynı şeydeki gibi Soma'daki hani toprak altında kalan maden kazasında şehit olan 301 madencimiz gibi. Onlar da biliyorsunuz AKP kongresine taşınmışlardı. Bugün de yine hala o sistem devam ediyor. Bugün o manzarayı gördüğünüz zaman bir şaşa, bir tören, bir özel bir takım şeyler yapılmaya kalkıldı. Gerçi yabancıların çok gelmesi için büyükelçilere talimat verilmiş. Yani herkes o ülkedeki en yüksek düzeyde temsil olsun denmiş. Fakat gelenlere baktığımız zaman bu konuda pek sıcak gözükmüyor. Ve katılım seviyesi özellikle çok düşük. Ama işte Erdoğan çok görkemli bir tören hesaplıyordu. Olmadı o anlamda da. Evet. Bunları izleyince televizyondan acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiniz olaraktan bir hata yaptık, keşke şöyle yapsaydık dediğiniz oldu mu? Yani öyle bir düşünce geçti mi aklınızdan? Yani bir kere tabii bugünden şöyle geri gidersek, bugün biz biliyorsunuz mecliste de evet, anayasayı ihlal eden, iş düzlüğü hiçe sayan bir Erdoğan'a karşı biz de o zaman bir tepki göstermemiz gerekirdi. Onun yalandan bir anlamda samimi olmayan yemin törenine şahitlik edemezdik. Yani evet, orada ciddi bir şey vardı ve terk ettik. Böyle olmamalı, böyle başlamamalıydı. Yani Erdoğan'ın dikkat ederseniz her süreci böyle bir gerilim ve bu gerilimden besleniyor. Sorduğunuz soruya baktığınız zaman yani Cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında biliyorsunuz partimizde birçok tartışma yaşandı. Evet. İlgili kurullarda tartışma yaşandı. Genel Başkan'la bu konular birebir görüşüldü. Ama sonuçta bu şekilde karar çıktı. Yani bugünkü verilere baktığım zaman ben, seçim sonucuna baktığım zaman bunu daha evvel de ifade ettim. Aday profilinde ve aday, yani çatı aday formülünde bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü çok ciddi bir seçmen sandığa gitmedi, tepki gösterdi. Demek ki hem çatı aday formülünde bir gözden geçirilmesi gerekiyor, masaya yatırılması gerekiyor. Hem de aday profili, yani biz sonuç itibariyle %51.8 ile yani Erdoğan en azından ikinci tura kalma ihtimali daha yüksek olabilirdi. Tabii ikinci turda seçilir miydi, seçilmez miydi? Bu tabii adayın göstereceği performansa çok paralel bir şey. Yine katılımı motive etmeye, onu katılımın seçmenin motivasyonuyla ilgili bir şey. Ama yani benim de şahsen istediğim gibi bir Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, o heyecan Türkiye'de olmadı. Bu bizden de kaynaklı olabilir. 30 Mart seçimlerinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi, sıcaklar, Ramazan, yani birçok etkenle beraber yani bugünkü tablo yani şahsen beni üzüyor. Çünkü oraya seçilen kişi, biraz evvel de söylediğim gibi, sonuçta ona oy veren halkımıza saygı göstermemiz lazım. Yani evet, ona oy veren kişilere saygı gösteriyoruz ama milli iradeye saygısı olmayan bir insana da onun anayasaya,
onun demokrasiye gösterdiği saygı kadar biz de saygı göstermek durumundayız. Yani ona fazlasını gösterme durumunda olmamamız lazım. Bugün Sayın Erdoğan'ın yeminini izledim televizyonda. Şimdi yemine bakıyorum, metne bakıyorum, bir de Erdoğan'a bakıyorum. Yani mümkün değil, yemindeki her şeyin tersini yapmış. Yani doğru. Bugüne evet. kadar o yemindeki hemen hemen her şeyin tersini yapmış. Şimdi bilemiyorum tabii o yeminden sonra ne yapacak, onu hep beraber izleyeceğiz. Ben salonda olmadığım için bilmiyorum, siz görmüşsünüz, ayağını kaldırdı mı kaldırmadı mı? Vallahi onu biz de göremiyoruz orasını. Karşıdan verdiği için görüntüler, onu bilemiyoruz ama bu espriyi veyahut da bu merakı birçok okuyucumuz, izleyicimiz yapmışlar. Çünkü telefonlarla o görüntüler var mı, ayağını göremedik diye birçok insan aradı. Ben de oradan biliyorum. Herkes acaba ayağını kaldırdı da mı bu yemini etti diye soruyor. Ona demek ki bir... ayağını kaldırmak da kurtarmaz esasında evet. yani bugüne kadarki sürece bakarsanız. Evet. Evet seyirciler, şimdi asıl konumuza dönelim. Ekonomiye. Efendim siz uzunca bir süre sanayicilik yaptınız. İşte Giyim Sanayiciler Derneği Başkanlığı'nı yaptınız. Tekstille uğraştınız. İhracatçı oldunuz. Şimdi politikacısınız. Şüphesiz ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip ediyorsunuzdur. Nedir ekonominin genel bir profilini çıkarmak istersek? Nasıl bir manzara var? Şimdi karşımızda nereye gider? Gidiyoruz daha doğrusu. Genel olarak baktığınız zaman hem ekonomide hem dış politikada hem ulusal güvenlikte hem terörle mücadelede hem demokraside gerçekten çok kötü bir karne var. Yani 12 yılın karnesine baktığınız zaman bu 4-5 alanda gerçekten kötü bir karne var. Ekonomiye baktığımız zaman herhalde yani kötülükte başarısızlıkta birbirleriyle yarışıyor. Ekonomi de en az onlar kadar, diğer saydıklarım kadar son derece kötü. Bir kere Türkiye üretmiyor ama sürekli tüketiyor. İhracat yapmıyor, daha çok ithalat yapıyor. Ve sıcak parayla ülke ekonomisini ayakta tutmaya çalışılıyor. Bir taraftan da her şeyinizi satıyorsunuz, özelleştirmeler yapıyorsunuz. Ve hem devlet hem özel sektör hem birey borca esasında baktığınız zaman borca girmiş vaziyette, borca batmış vaziyette. Biraz rakamlara eğer şey yaparsak esasında önümüzde karneye, önce bir karneye bakalım, sonra önümüzdeki yeni döneme bakalım. Mesela borçtan bahsettim. Şöyle yapacağım. 2002 ile 2014'ü mukayese edeceğim. Kredi kartı borcu 2002 yılında 4.3 milyar liraymış vatandaşın kredi kartı. Yeni paraya göre. Yeni paraya göre 4.3 milyar liraymış. 2014'teki gelinen rakam 84 milyar lira. Yani aşağı yukarı 20 kat artmış. 20 kat artmış. 20 kat artmış. 21 kat. Tüketici kredi borcuna bakıyoruz bankalarda. Orada da 2.3 milyar liradan bu sefer 100 kat artmış neredeyse. 250 milyar liraya gelmiş tüketicilerdeki. 100, 125 kat. Neredeyse evet. Kişi başına dış borca bakıyoruz. 2002 yılında 2000 dolar aşağı yukarı. 2014'te 5000 dolar. O da aşağı yukarı 2,5 kat artmış. Evet. Kredi kartını ödeyemeyen, yani kredi kartı almış, harcamasını yapmış ama ödeyemeyen kişi sayısı 277 bin kişiymiş 2002 yılında. Bugün bu rakam 620 bin kişi. 3 kat artmış. Senet hala, yani para olmadığı için senet, çek işte bir şekilde kabul edilmese de dönüyor ekonomide. 2002 yılında 500 bin protestolu senet vardı. 500 bin 2002'de. 500 bin. Şu anda gelinen nokta 1 milyon 200 bin protestolu senet var. Yani çok ciddi bir artış söz konusu. Yine verilere bakarsam iç borca bakıyorum. İç borç yaklaşık 2002 yılına kadar, yani geçmiş dönemlere baktığınız zaman aşağı yukarı 95 milyar liralık bir 95 milyar dolarlık bir iç borç vardı. Bu son 12 yılda bu iç borç aşağı yukarı 212 milyar dolara çıktı. Evet. Sürekli artış söz konusu.
Dış borç yine öyle aynı şekilde. O da 3 kat artmış durumda. Cari açık biliyorsunuz aşağı yukarı 80 yılda, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren 2002'ye kadar 50 milyar dolarlık bir cari açık vardı. Şu anda cari açık 400 milyar dolar. Yani yılda 50 milyar neredeyse açık veriyoruz ve dünyada en çok cari açık veren ülkeyiz ve bütün dünya, bütün denetim bağımsız kuruluşları Türkiye'yi cari açık konusunda uyarıyorlar. En büyük yumuşak karın hassas olarak onu değerlendiriyorlar. Bütün bunun, yani bu olumsuz tabloda tabii mesela imalat sanayine ne olmuş diye bakıyorsunuz. İmalat sanayi aşağı yukarı 2002 yılında milli gelirdeki payı %20'lerde, 19-20 arasında. Şu anda imalat sanayinin milli gelirdeki payı %15'e düşmüş. Yani ciddi sanayi, bir azalma var, evet. Evet, sanayide ciddi bir azalma var. Tarımsal alana bakıyorum. Tarımsal alanda 2002 yılında 240 milyon dönüm bizim tarımsal alanımız var. Bu 2014'te 206'ya düşmüş. Yani tarımın durumu ve baktığınız zaman mesela 2002 yılında nüfusumuz 70 milyon. Şu anda nüfusumuz 77 milyona geldi. 2002 yılında, yani iktidara geldikleri zaman 3 milyon kayıtlı çiftçi varmış. Bugün kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyona düştü. 1 milyon bir azalma var. Şimdi lafınızı kesiyorum. Bu ekili tarım arazilerinin azalmasında, evet, ekilen azalmasında bize dayatılan, 2002 öncesinde bu Kemal Derviş'in geldiği dönemlerde, evet, bize dayatılan bir yasa var. Tarımda doğrudan gelir desteği diye. Evet. Şimdi bu çok ciddi, o zamanlar çok tartışıldı. Dedikler ki bu iş öyle bir sıkıntı yaratır ki Türkiye'de tarımsal üretim düşer dendi. Doğru. Hatta Dünya Bankası yetkilileri, şu anda sizin de milletvekiliniz, şeyi çağırdılar. Oğuz Oyan, o zamanlar geçmişinde Tarış Genel Müdürlüğü vardı. Doğru. Bir de Sanayi Bakanı eski müsteşarı Ersen Yavuz'u çağırdılar. Ve bunlarla konuştular. Bu bir üst kurul o zaman kurulacaktı. Buraya sizi atamak istiyoruz dediler. Dediler ki bunlar da, ya biz buna karşıyız, bu sisteme. Bu tarımı mahveder. Yani niye bizi tercih ediyorsunuz? Bunu sizi Türkiye'de en iyi bilenlerden siz dersiniz, en iyi bu işi bilenler. Sonra bunlar reddettiler. O üst kurulun da maaşları bayağı iyiydi. Hatta dediler ki ya siz kimsiniz? Böyle bir üst kurulu atama yapılacaksa bunu Türk hükümetinin ataması lazım. Yani siz kimsiniz de atayacaksınız. Ama bunun finansmanını biz karşılıyoruz. 7 kişilik üst kuruldan 4'ünü atamak bizim hakkımız değil mi tarzında bir konuşma oldu o, evet, zamanlarda. Bunları birebir ağızlarından duyduğum için söylüyorum. Ve o sistem Anadolu'nun birçok yerinde, insanlar çünkü ektiği zaman zarar ediyor. Yani öyle bir tarım politikası izlediler ki, evet, ektiği zaman zarar ediyor. Bu nedenle de orası şey haline kaldı. Yani ekmenin mantığı kalmadı. Bir sürü şeylerle. Yani oysa ki üretime teşvik verilmiş olsaydı, tabii, bu böyle bir manzara olmayacaktı. Ekim alanları belki çok daha büyük olacaktı. Tabii 2002 yılında yani çok büyük bir kriz yaşandı o, evet, noktada. Yani büyük bir Türkiye hakikaten çok olağanüstü zor bir koşuldaydı. 2002'den 12-13 yıl geçti. Yani sürekli olarak yenilenmesi lazımdı. Politikaların gözden geçirilmesi gerekirdi. AKP aynı politikaları sürdürdü zaten. Yaptığı yeni bir şey, evet, yok. Evet. Yani onları sürdürdü. Evet. Yani ben hatırlıyorum o zamanki bu konudaki sorumlu bakan Kemal Derviş'in bir kısa, orta, uzun vadeli bir programı vardı. Evet. Kısa vadeli programken devraldılar ve ondan sonra o programı hiç revize etmediler, reforme etmediler ve aynı şekilde, evet, 13-14 yıl aynı program devam etti. Buradaki tabii tercih sıcak paraya dayalı bir, evet, kalkınmayı, daha doğrusu ekonomiyi, yani üretime dayalı, istihdama dayalı, ihracata dayalı bir kalkınma modeli yerine tamamen sıcak paraya dayalı, tüketime dayalı bir ekonomi modeli tercih ettiler. Yani dövizi baskı altına aldılar galiba, tabii, uzun süre. Tabii. Döviz mesela normalde bir seyir, döviz hesaplamaları vardır. Enflasyondaki duruma göre döviz de ayarlanır. Ona göre devalüe edilir. Tabii. Yani o dönemde bunu yapmadılar ve döviz baskı altına tutuldu. Dolayısıyla ithalat
Cazip hale geldi. Cazip hale geldi. Evet. Yani bizim Mehmet, Hasan, Hüseyin kazanmadı. İşte Alman'ın Hans'ı kazandı, Johnny'si kazandı, evet, falan. Evet. Yani böyle bir süreç. Doğru. Mesela bize de tarım ürünleri ithalatında da ciddi bir patlama var. Muazzam var mesela. Tabii. Siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Tekstilde, ham madde girişinde olsun, tabii, sanayinin girişinde de. O dövizi baskı altına tutmanın Türkiye'ye maliyeti ne oldu kabaca? Yani şöyle bir şey yaparsanız. Rakamsal maliyet değil de sanayide nelere yol açtı? Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani siz sonuçta cari açıklar esasında onu ortaya, evet, koyuyor. Yani biraz evvel söylediğim rakam aşağı yukarı 400-450 milyar dolarlık bir cari açık üst üste. Toplam rakam. Toplamda. Yani o sizin sonuç itibariyle hesabınızdaki bir negatif şey olarak ortaya çıkıyor. Yurt dışına aktardığınız para bir anlamda. Tabii. Evet. Yurt dışına aktardığınız para oluyor. Tarımı desteklemediniz, sanayiyi desteklemediniz, ihracatı desteklemediniz ve sürekli olarak dışarıdan ithalat yaptınız. İşte sanayi baktığınız zaman 20'lerden 15'lere düşmüş. Tarıma bakıyorsunuz, o da %8'lerde son 12 yılda bir milli gelire oranı %8'ler oranında bir düşüşü söz konusu. Bankacılık sektörüne kredi borç bakiyesine baktığınız zaman 8 kat aşağı yukarı artmış. Evet. Yani bankaya kredi borcu ve batık kredi hacmi 7 kat büyümüş tarımın. Yani tarımı öldürmüşüz. Evet. Halbuki ben hatırlıyorum 2002 yılında kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiydi Türkiye. Evet. Ondan sonra yine hatırlayın, pamuk mesela gitti. İşte fındık problem var. Tütünde problem var. Şeker pancarında problem çiftçi var. Çiftçi kalmadı. Kalmadı. Yani bunlar bizim işte zeytinliklerle ilgili bir takım yasalar çıkartılıyor. Onların, evet, alanları. Yani tarım gerçekten kendi haline bırakıldı ve 1 milyon istihdam kaybedilmiş. Türkiye tabii bunu telafi etmesi çok zor. 12-13 yılda büyük bir kayıp söz konusu. Büyüme de vardı bu süreçte. Yani o sıcak parayla gelen büyüme. Ama o büyümeye rağmen işsizlik oranları %10'un üzerinde çakılı kalmış. Normalde bir ülke büyüdüğü zaman ister istemez istihdam yaratılması lazım. Ama 2002'de yine %8'lerdeydi. Yani 2002 yılında. İktidara geldikleri zaman %8'lerde bir işsizlik oranı vardı. Şu anda kayıtlı olan, onlar da kendilerini biliyorsunuz beyan ediyorlar, %11'lerde civarında, hep onun üzerinde kaldı. Dolayısıyla yani bu büyüme Türkiye'ye bir şey vermedi. Yani tam tersi, Türkiye'den aldı götürdü. Muazzam bir esasında işsiz var, genç işsiz var. Esasında emek piyasasındaki durum gerçekten son derece kötü. Bir iki şey vermek isterim o konuda da. Mesela iş kazaları, iş cinayetleri, yani orası tamamen kendi kaderine bırakıldı. Sendikal yapı tamamen terk edildi. Etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirildi. Ve Türkiye iş kazalarında dünyada 3., Avrupa'da 1. ülke haline geldi. Yılda ortalama AKP döneminde yılda ortalama 1300 emekçimiz hayatını kaybediyor. Bu aşağı yukarı ayda ortalama 100'ün üzerinde. Neredeyse günde 4-5 kayıp, hayat kaybı, can kaybı, ailelerin ocağına ateş düşmesi anlamına geliyor. Ben yine mukayese ettiğim zaman mesela 2002 yılında bu rakamlar ortalamada yine hayat kaybı 800'lerdeymiş. Ve ondan sonra neredeyse 1700'lere ilk katına çıkmış. Evet. Yani bir taraftan işsizlik var ama iş kazalarında da artış var. Yani her tarafıyla esasında dökülen bir ekonomi. Mesela taşeron işçilikte çok büyük bir artış söz konusu. Yine 2002 yılında taşeron çalışan 300 bin civarında işçimiz, emekçimiz çalışıyormuş. 350 bin civarında. Bugün 2,5 milyon taşeron çalışıyor. Yani onlar neredeyse hani kölelik bir emek sömürüsü içerisinde, belediyeler dahil olmak üzere. Yani tablo, üniversite tablo. İşsiz sayısında galiba asıl çok büyük bir şey var. Üniversite işsiz oranı çok yüksek. %20'lerin üzerinde. Yani 18, evet, oluyor, 25 oluyor ama ortalama %20 çok. Yani, evet, ne demek oluyor bu? Neredeyse her 5 gencimizden bir tanesi işsiz. Üniversite, evet, bitiren gencimizden. Yani çok büyük bir kayıp hakikaten. Evet. Şimdi eskiden mesela bizim yan sanayimiz çok gelişmişti bir ara. Özellikle
üretimlerde yerli katkı oranı çok yükselmişti. Bu hem evet. otomotiv sektöründe çok yüksekti, hem tekstilde yüksekti. Yani ana maddeler için söylüyorum, hem de diğer ürünlerdeydi. Ancak bu döviz kurlarının baskı altına alınmasından sonra ve ithalatın rahatlamasından sonra bizim yan sanayi fabrikalarının birçoğu yavaş yavaş kapanmaya başladı galiba. Yani orada büyük bir zayiat oldu. Doğru. Yani esasında üretim, sanayi, fabrika bir anlamda artık insanlar yapmak, yani yap sat yerine al sata. Yani daha çok ticarete kaydılar. İşte inşaat biraz bunları pompaladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben aşağı yukarı 25 yıl yani tekstil sektöründe masanın her tarafında yer aldım. Asgari ücretle başladım bir memur olarak. Sonuçta yönetici oldum. Sonra da işveren oldum. Yani hemen hemen her şeyini gördüm. Bundan 30 sene evvel, 35 sene evvel girişimciler, müteşebbisler fabrika yapmak isterlerdi. Fabrika kurmak isterlerdi. Orada insanların çalışması, o makine çarklarının dönmesi, Anadolu'da işte bacaların tütmesi, bunlar hakikaten ülke ekonomisine de katkı, insanlara da bir gurur kaynağı idi. Fakat özellikle son 12 yılda insanlar sanayicilikten, üretimden, ihracattan soğudular ve işte rant ekonomisi galiba. Rant ekonomisi, evet, tam anlamıyla rant ekonomisine dönüldü. İşte ithalat yapıyorlar, alıp satıyorlar, inşaat yapıyorlar. İşte orada da hem yerel yönetimlerle hem merkezi iktidarla, iktidar partisinin yöneticileriyle bir takım rant ilişkilerine giriyorlar. İşte kentsel dönüşüm deniyor. O bir esasında rantsal bölüşüm haline geliyor. Böyle bir ekonomi, bu tabii Türkiye'yi bir yere götürmeyecek. Ve Türkiye'nin önünde çok büyük bir kötü bir karne. Tabii bir de şimdi bir şey daha yaşadık. Muazzam bir özelleştirme yapıldı. Yani bu hükümet döneminde 60 milyar dolarlık bir özelleştirme söz konusu. O paralar da gitti herhalde. O paralar gitti. Bir de bakın faiz lobisine Erdoğan zaman zaman vurgu yapıyor. 12 yılda Erdoğan'ın icraatları içerisinde yaklaşık 600 milyar liralık faiz lobisine para ödemiş Erdoğan. Yani faiz lobisine çalışmış Erdoğan. Demin hem faiz lobisine çalışmış, hem dışarıya çalışmış, işte Hans'a, efendim John'a, Michael'a çalışmış. Ama bizim Ali'ye, bizim Veli'ye, Ahmet'e, evet. Mehmet'e maalesef çalışmamış. Evet. Şimdi Ayşe Hanım'ın, Fatma teyzenin de bir ekonomisi var. Asıl da toplumu ilgilendiren ekonomilerin başında o da geliyor. Her ne kadar Türkiye'de bunlar pek hesaplanmıyorsa da. Şimdi eskiden mesela markete gittiği zaman insanlar... İşte diyelim ki 50 liraya 100 liraya aldığı bir ürün var. Şimdi o inanılmaz ölçüde düştü. Mesela ben gittiğim marketlerdeki insanlarla konuşuyorum. Yani nedir manzara diye soruyorum. Diyorlar ki yani şeyler zamlanmış, normalde ciroların artması gerekir. Ürünler zamlanmış. Yok diyorlar, ciroda bir sorun, şey artış yok. Niye? Diyorlar zamlandı ama... İnsanların almaz oldular. Eskiden mesela bir kilo alıyordu, şimdi yarım kilo alıyor. Yani ürünler zamlandı, şey aynısı geldi. Yani insanların şimdi 1000 lira emekli, 1200 lira maaş alıyor. Bunun kapasitesi belli ne kadar mal alacağı. Tabii. Eskiden diyelim ki 1200 lirayla diyelim 10 kilo et alıyorsa, şimdi 1200 lirayla 8 kilo et alıyor. Yani rastgele söylüyorum şey ürünü. Şimdi böyle bir sıkıntı da var. Yani bu topluma yavaş yavaş yansıyan, daha doğrusu daha ciddi bir hale gelen, bugüne kadar bir şekilde insanlar idare ettiler ama artık tıkanma noktasına gelen, sizin de belirttiğiniz biraz önceki bu sıcak para ekonomisi de, şimdi üretmediğiniz zaman, şey yapmadığınız zaman ister istemez şeyi karşılayamıyorsunuz. Yani çalışanlara enflasyon oranı diyelim ki %10, TÜİK'in rakamlarına göre, çünkü TÜİK'in rakamları da tartışmalı, 10 ama siz memura işçiye yapmışsınız %5. Doğru. Doğal olaraktan sürekli kayba uğruyor. Yani böyle de bir herhalde sıkıntı var. Doğru. Yani ekonomiyi şöyle masaya yatırdığımız zaman üretmiyoruz, evet. Yatırım yapmıyoruz, istihdam yaratmıyoruz, sürekli borçlanıyoruz. Bu tabii bireye de yansıyor. Yani bireyin borcuna, kredi kartı borcuna, ticari kredi borcuna yansıyor.
Ekonominin dinamoları KOBİ'ler biliyorsunuz. Yani evet. Hemen hemen küçük orta boy şirketler ekonominin %99'unu oluşturuyor. Yine hani oradaki bir veriye bakarsak bize KOBİ'lerin durumunu da ortaya koyuyor. Ekonominin dinamosu olması gereken. Bankaya borcunu vadesine ödeyemediği için icra takibine düşen KOBİ sayısı şu an 220 bine ulaşmış durumda. Evet, 220 büyük, bin büyük KOBİ. Büyük rakam. Ve bunların takipteki borç miktarı da yaklaşık 10 milyar liraya ulaşmış. Yani KOBİ kendi kendini döndüremez hale gelmiş. Bu rakama yani 220 bin rakamı aşağı yukarı 2002'lerde 40 bin rakamınmış. Yani 40 bin o zaman 5 kat artış söz konusu. Evet. Tabii ne yapılması lazımdı? Yani belli üretimin yani ithalatın teşvik edilmesi yerine yani demin de konuştuğumuz gibi faiz lobisine çalışmak yerine dışarıdaki sanayiciye veya tarım üretene, çiftçiye çalışmak yerine kendi yerli malımızı teşvik etmemiz lazımdı. Yine kendi ihracatçımızı, sanayicimizi, çiftçimizi teşvik etmemiz gerekirdi. Biliyorsunuz yaklaşık 5 bir teşvik çıkarıldı 2004'te ve 5 kere revize edildi. Bu teşviklerin de hiçbir işe yaramadığını şöyle size vurgulamak istiyorum. Çünkü her ülke yani bu hükümetler üretimi arttırmak için bir takım teşvikler veriyorlar ki o teşvikler ekonomiyi veya kalkınmayı ileriye doğru taşısın diye. Evet. Bu sene mesela ilk çeyrekte 2014 yılının ilk çeyreğinde teşvik belgesi alınan yatırım sayısı geçen yıla göre %21 düşmüş. 2014-2013 evet. Mukayesesi. Yatırım tutarı %30 düşmüş. Ve öngörülen istihdamdaki düşüş %25. İlk çeyrekteki rakamlar bunlar. Teşvik belgesi tekstil dahil olmak üzere tüm sektörlerde ciddi düşüş var. Mesela madencilik yatırımlarında %80'e yakın bir düşüş var. Orada tabii özel bir durum var. Soma'da da ortaya çıktı. O acı olayda. Madencilik 2012 Haziran'dan itibaren bütün yetki, bütün emir komuta başbakanda. O zamanki başbakan Erdoğan'a bağlı. Yani o her türlü yetkiyi verme şeyini, böyle bir şey dünyada da hiç yok. Ve baktığınız zaman maden yatırımlarında %80'lik düşüş var. Yine teşvik belgesine açık olan yatırımlara baktığımız zaman enerjide %39 düşüş var. Tarımda %40 düşüş var. İmalat sanayinde %25 düşüş söz konusu. Biz Doğu ve Güneydoğu'yu konuştuğumuz zaman biliyorsunuz AKP buna işte hep orada Kürt sorunu var işte bilmem işte terör vesaire hep yani hiç ekonomik kalkınmayı orada konuşmuyoruz. Yani benim evet. De yani oradaki tabii ki demokrasi sorunu yaşanıyor, kimlik sorunu yaşanıyor, güvenlik sorunu yaşanıyor ama orada çok önemli de bir ekonomi sorun var. Yani GAP hala bitmedi biliyorsunuz. Evet. Yani sulamıyor. İşte elektrik biraz üretiyor ama sulamıyor oralarda. İstihdam yaratmadı, hedeflerini tutmadı. Erdoğan'ın sözü vardı kendi başbakanlığı döneminde. Açıkladığı hedefler vardı. Hiçbirisi şu anda gerçekleşmedi. Yani insanların orada iki tane problem biz kalkınma yaratmadığımız zaman. İş olmayınca, aş olmayınca sosyal barış da olmuyor. İnsanlar ya büyük şehirlere göç ediyorlar. Daha büyük problem karşısına çıkıyor. Daha büyük çıkıyor. Problem kendileri de yani evinden, barkından, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalıyor. Ya da dağa çıkıyorlar biliyorsunuz. Yani evet. Türkiye'nin bu gerçekten büyük sıkıntısı. Mesela Doğu ve Güneydoğu ile ilgili orada gayri safi milli hasılada yani en yoksul 15 ilimiz var. Onlara da 6. bölge bir yatırım teşviki uygulandı. Ama işin garip tarafı bununla hiç ilgilenmedikleri için bakmıyorlar. Yani 3 ayda bir bakıp neyi revize edeceğim diye bir şeyler iyi gitmiyorsa onu düzeltmesi lazım. Bu 15 ildeki şeye bakıyorum, o konuda verilere bakıyorum. Geçen yıla göre aşağı yukarı Doğu ve Güneydoğu'daki yatırım tutarı %50 azalmış. Yani taahhüt ediyorlar, söz veriyorlar, diyorlar ki biz bu 15 ilde 6. bölge teşvik kapsamında burayı uçuracağız diyorlar. Düşünün bir yılda %50 geriliyor ama bugün Türkiye'nin gündeminde değil. Ama revize edilen bir şey var. Bazı konularda çok hızlı davranıyorlar. Örneğin kamu ihale mevzuatı 11 yılda
113 kez doğru değişmiş. Doğru. Yani kamu doğru ihalelerinde nasıl biz bu devleti çarpabiliriz doğru mantığıyla. Orada çok çabuk revize ediliyor. Bir A iş adamı çıkıyor, diyor ki şöyle bir şey yapalım diye hemen yönetmelik kanunlarda gerekli tabii değişiklikleri sağlıyorlar. Yani bir tek kamu ihale mevzuatında hızlı oluyor. Hızlı oluyor. Bir de vergi affında biliyorsunuz. Vergi. Yani bu hükümet aşağı yukarı 6 kere vergi affı çıkardı. Bunun için yani milletin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğu zaman bypass ediliyor. Evet. Kanun hükmünde kararnamelerle bir takım ya da torba modası var bu arada. Torba evet, modası öyle içine koydunuz mu gidiyor. İhracatta nedir durum? İhracat yani bir en çok övündüğümüz konulardan birisiydi yakın bir zamana kadar. Yani ihracat da herhalde sos vermeye başladı. Zaten ihracatta ülkemize kalan yani katma değeri de düştü. Evet. İhraç ettiğimiz ürünlerin. Orada nasıl bir manzara var? Yani bir kere orada genel olarak bir ihracatımızda artış yok. Bu sene iyice artık o ortaya çıktı. Bu tabii yine döviz kur politikalarıyla da beraber aynı zamanda ihracatı teşvik politikalarıyla da ilgili. Bir de tabii bizim için yani dünyada da bir yavaşlama söz konusu 2008'den sonra Avrupa pazarında. Ama alternatif pazar olarak geliştirdiğimiz Orta Doğu'da evet, oralarla serbest ticaret anlaşması yaptığımız Orta Doğu'da. Komşu ve çevre ülkeler, Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri. Evet, orada evet da şu anda baktığınız zaman işte zamanında gümrük vergileri kaldırıldı, kotalar kaldırıldı, serbest ticaret anlaşmaları yapıldı evet ama oralarda da hükümetin izlediği dış politika nedeniyle dış ticarete çok olumsuz etkileniyor. Sadece hükümetin izlediği dış politika demek de tam anlamıyla yeterli değil. Çünkü biz yurt dışına gittiğimiz zaman özellikle Avrupa'da, Amerika'da Türkiye'deki hükümet şöyle tanımlanıyor. Dış politikası mezhep eksenli dış politika, dış politika olarak tanımlanıyor. Yani Erdoğan'ın bugüne kadar yürütmüş olduğu Davutoğlu'yla beraber o komşularla sıfır problem denilen şey bütün komşularla siyasi bir sıfırladık, her şeyi sıfırladık. Evet, bir sıfırladık dediğiniz evet gibi. Bu tabii şeyi de etkiliyor, ticareti de etkiliyor. Mesela sadece bir Irak'ta baktığımız zaman bu sene 12 milyar dolarlık bir ihracat yaptığımız Irak'ta büyük sorun yaşayacağız. Orada Kuzey Irak'ta ayrı yatırımlarımız var. Türk şirketleri var. Irak'ta ayrı yatırımlar var, Türk şirketleri var. Yani hükümetin izlediği bu dış politika, dış ilişkilerle ilgili izlemiş oldukları politika dış ticaret de etkiliyor. Bu ihracat da etkiliyor. Tabii yani ithalatı da hepsini bir bütün olarak etkiliyor. Dolayısıyla bugün ihracatta hedefi olmayan bir Türkiye var. Biliyorsunuz yine benim özel sektörde sivil toplum örgütlerinde o zaman görev yaptığım zaman gönüllü olarak işte bu 2023 hedeflerini bundan 15-20 sene evvel zikretmiştik. Bugün 2023 hedefleri var hükümet oradan kopya çekerek ama yani bu hızla ona ulaşabilmesi mümkün değil. Bir de şöyle bir şey var, onu da paylaşmak isterim. Şimdi baştan beri hatta şu anda Davutoğlu da sanırım daha işte başbakan olarak kararnamesi çıktı ama dünkü konuşmasında işte ilk 10 ekonomi hedefi koydu. Evet. Erdoğan'ın da ağzından hep biz işte 2023 yılında ilk 10 ekonomiye gireceğiz lafı hep şey yaptı. Fakat o ilk 10 ekonomide biz Erdoğan geldiği zaman 16.'ydık. Şu anda 19.'yüz. Yani G20'den evet her an düşebiliriz. Evet. Geçen sene sonu ve bu sene başında da tekrar açıklandı. Türkiye en kırılgan 5 ülkeden biri ilan edildi. Yani siz ilk 10'u hedeflerken sondan 5'tesiniz. Ve orada geçenlerde biliyorsunuz Arjantin'de büyük bir kriz oldu. Ve Arjantin borcunu ödeyemez duruma geldi. Yani o en kırılgan 5'le onun Türkiye dışındaki 4 ülkeyle Arjantin'i kıyasladığınız zaman inanılmaz bir Türkiye'nin tablosu kötü. Yani orada dikkate çeken Brezilya, Arjantin, Türkiye hani kategoride ele alınan ülkeler.
Ve en kötüsü de biziz şu anda. Şimdi bakın benim elimde şöyle bir, bilmiyorum arkadaşlar şey yapabilirlerse. Şimdi Arjantin'in verilerine bakıyorsunuz. Türkiye'nin verilerine bakıyorsunuz. Brezilya, Hindistan, Endonezya, Afrika, Güney Afrika'nın verilerine bakıyorsunuz. Yani buradaki verilerde mesela birkaç tane örnek verelim. Büyüme verisi. Türkiye'nin 2014 büyüme oranı 2.3. En kötüsü Türkiye. Arjantin'in 2'lerde büyümesi. Brezilya'nın 2'lerde büyümesi. Hindistan'ın 5.4. Endonezya'nın 5.4. Güney Afrika'nın 2.3. Veya enflasyona bakıyoruz. En yüksek %8'lerde Türkiye. Türkiye var. İşsizlik oranlarında en yüksek Türkiye 10.2 ile. 10.8 ile. Cari açığa bakıyorum. Arjantin'de eksi 2 milyar dolar cari açık var. Türkiye'de 50 milyar dolara yakın cari açık var. Diğer ülkelerinde cari açıklarına baktığım zaman sadece Brezilya'nın cari açığı Türkiye'den daha fazla. Diğerleri Türkiye'den daha düşük. Cari açığın gayri safi milli hasılasına bakıyorum. En yüksek Türkiye çıkıyor. Borç şeyine bakıyorum. Yani borcun gayri safi milli hasılaya oranına bakıyorum. Yine %36 ile Türkiye daha fazla. Yani hani ilk onu hedeflerken en kötü 5'in, en kırılgan 5'in içerisindesiniz. Ve en kırılgan 5'e dahil edilmeyen Arjantin bile yani sizden verileri daha iyi olmasına rağmen bir borcunu ödeyemez duruma geliyor. Bu sene ekonomiden sorumlu bakanın da Babacan'ın da açıklamalarında biliyorsunuz 250 milyar dolarlık bir para kaynağına ihtiyacı var o borcu çevirebilmek için. Bu şartlarda çok zor görünüyor tabii. Evet. Şimdi özellikle ihracatta karşımıza çıkan birkaç tane ülke var. Bunlardan birisi Libya. Biliyorsunuz biz de tuttuk tezkere çıkardık ve Libya'daki NATO operasyonuna dahil olduk. Doğru. Ve bir koyup birkaç tane alma diye kamuoyuna sundular. Hatta onlar işte biz şimdi gitmesek masada olmayacağız. Masada olmamız lazım dediler. Hatta bavulla 300 milyon dolar verdiler Libya'daki yönetime. O da ayrıca bir ileride sorgulanması gereken bir olaydır. Hatta o 300 milyon doların 40 milyon doları nerede harcandı? Onun da günün birisinde birisinin hesap vermesi gündeme gelebilir. Yani bir 40 milyon dolar meselesi vardır Libya'ya Doğru. giden parada. Doğru. O 40 milyon dolar hangi çantanın içinde kaldı bilemiyoruz. Onu bir bakmak lazım. Doğru. Ve şu anda müteahhitlik hizmetleri bitmiş vaziyette. Doğru. Milyarlarca dolarlık Türk firmalarının makina parkı yağmalanmış vaziyette. Doğru. Binlerce Türk işçisi orada ekmek yiyordu. O iş bitmiş vaziyette. Orada yaklaşık devam eden 10 milyar doların çok üzerinde yani tamamlananları saymıyorum. İş vardı. Yıllık yaklaşık 5 ile 10 milyar dolar arasında her sene yeni iş alınıyordu Kaddafi döneminde. Sadece Kuzey Irak'ta 20 milyar dolar mesela evet. benim bildiğim değil mi? Orada evet. 1500'e yakın firma sadece Kuzey Irak yani Irak evet. bütünü değil. Bu yani bu sadece söyledim Libya'da. Libya'da bunların hepsi bitti. Libya'da ne güvenlik kaldı ne bir şey kaldı. Bir tek düzgün giden iş var. Libya petrolü düzgün bir şekilde satılıyor dışarıya. Evet. Parayı kim alıyor? Onlar meçhul. Evet. Yani orası var. Ondan sonra Suriye var. Yaklaşık ihracatımız bizim 2 milyar doların üzerine 2,5 milyar dolara yaklaşmıştı. Dış ticaret hacmimiz iyi noktada idi. Ve Suriye açısından bu rakam büyük bir rakamdır. Çünkü Suriye küçük bir ekonomi. Orası da perişan vaziyete gitti. Ama Suriye bir geçiş şeyi aynı geçiş zamanda. Yoluydu. Yani, asıl evet, geçiş ihracatın yoluydu. Tabii. Bir anlamda özellikle yaş meyve sebzesi Akdeniz'in tüm Akdeniz ülkelerinin ürünlerini pazarladığı bir yerdi. Ben örneğin Antalya Gazipaşalıyım. Bizim oralarda Arap tüccardan geçilmezdi eskiden. Kamyonlarla gelirler, Maralılar, Arap tüccarlar Suriye'ye ve işte diğer ülkelere geçirirlerdi. Antalya, Mersin. Mersin. Değil mi orada? Yani Narinciye satışları vardı, o da gitti. Yani orta şeyi tamamen sıkıntıya soktu Suriye. Orta Doğu'ya yapılan ihracatı sıkıntıya soktu. Ben Irak, Suriye daha sonra gittiğimde oradaki yetkililerle görüşürken bu durumu falan anlattım. Yani böyle böyle bizim de sıkıntılarımız var diye. Ya dediler ki bizden kaynaklanmadı ki. Biz Türkiye'den böyle bir şey olsun istemedik ki. Biz sizin mallarınız gelsin buradan geçsin. Biz buna hiç itiraz etmedik ki. Siz istediniz böyle bir duruma çıkmasını dediler ve haklılar. Yani
öyle bir hale geldi. Belirttiğiniz Irak meselesi var. Bırakın Kuzey Irak, asıl Basra ve Bağdat civarında çok büyük işler var. Büyük ihaleler Türklerin kontrolündeydi. Ancak izlenen politikalar nedeniyle burada ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle orayı da kaybettik. Tabii. Kuzey'i de kaybettik. Tabii. Yani IŞİD çıktı, oralarda da sıkıntı tabii başladı. Yine Irak, Libya, Mısır yine benzer bir şekilde. Dünya kadar yatırım yapıldı oraya. Hı. Değil mi? Ve orada şey yapıyor. Yani burada şöyle de bir şey. İnsanlar, yani hiçbirisi onun karşı taraftan kaynaklanmış bir olay değil. Tamamına yakını bizden kaynaklanmış bir olay. Biraz önce belirttiğiniz gibi Dışişleri Bakanı'nın izlediği politikalarını. Şimdi düşünün, bu Dışişleri Bakanı şimdi Başbakan evet olacak. Yani Erdoğan onun hangi başarı performansını, başarı kriterlerini gördü, onu yani baktığınız zaman onu atadı. Anlamak mümkün değil gerçekten. Yani dış politikamız gerçekten son derece büyük sıkıntı içerisinde. Suriye demişken tabii Suriye, yani iki ülke arasındaki büyük bir artık gerilim var. Neredeyse düşmanlık var. Yani en azından yönetimler arasında böyle bir evet şey var. Ama bir başka sorun da Suriye'den Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı çok muazzam. İsterseniz ona geçmeden önce kısa bir aramız tabii var. Onu tabii yapalım, ondan sonra devam edelim. Tabii. İyi akşamlar sayın seyirciler. Televizyonlarını yeni açanlar için konuğumuzu tekrar tanıtayım. Gündem Özel'in bugünkü konuğu CHP İstanbul Milletvekili Umut Orhan. Ekonomiyi konuşuyorduk. Suriye'deki durumla en son orada kalmıştık. Siz özellikle Suriye'deki mültecilerin, Türkiye'ye gelmiş olan neredeyse 2 milyona yaklaşan mültecilerin durumunu ve bunların sorunlarını anlatıyordunuz. İsterseniz oradan devam edelim. Tabii çok fazla bir, yani bu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Türkiye orada, daha doğrusu AKP iktidarı, Erdoğan, Davutoğlu ikilisi diyelim dış politikayla beraber. Orada çok fazla ön aldı, erken davrandı ve bir anda daha evvel dostum dediği Esad'la, biliyorsunuz o ortak bakanlar kurulu yapıyordu, serbest ticaret anlaşmaları imzalanıyordu, bir takım hedefler belirleniyordu. Büyük bir şeyin içerisine girildi. Ve şu anda bakıyoruz, özellikle IŞİD'e karşı Suriye, Amerika, Avrupa bir ittifak oluşturmak üzere öyle bir şeye de gidiliyor. Yani Türkiye orada Erdoğan'ın politikaları, Davutoğlu'nun politikaları açıkta kaldı esasında. Hem yani orada uluslararası diplomasiyi uygulayamadılar. Bir düşmanlık, yani orada bir mezhepsel bir tavır aldılar baktığınız zaman. Hem bir taraftan da oradan gelen göçmenleri kontrolsüz bir şekilde ciddi bir de masraf oluştu. Yani onların tabii, yani savaş koşulları, yani insan elindeki imkanlar dahilinde mutlaka komşularına bu anlamda yardım etmeli. Ama toplam bugün Avrupa Birliği ülkeleri, şu anda 28 ülke var. Türkiye'nin içerisindeki bulunduğu, yani Türkiye'nin kendi toprakları arasında misafir ettiği bu 2 milyon 200 bin Suriyeli'ye baktığınız zaman Avrupalılar da böyle bir şey yok. Yani bırakın 2 milyon 200 bini, 200 bin bir göçmen bile şu anda kabul etmiş durumda değiller. Yani muazzam bir yük almış oldu. Evet. Şimdi bu yük tabii başka sorunlar da yaratıyor. Sınır güvenliği diye bir şey kalmadı. Yani bizim sınırlarımız Allah'a emanet. Terör örgütünün kontrolü de bir anlamda yani. Terör örgütleri cirit atıyor. Yani bir örgüt değil. Petrol satışı yapıyorlar. Bizim sınırlardan Türkiye, IŞİD'de petrol satışı yapıyor ve IŞİD'in finansmanını da öyle sağlıyorlar. Yani maalesef böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Yani oradaki teröristler içerilere giriyor. İçerilerde askerlerimizi şehit ediyorlar, biliyorsunuz. Buralarda bir takım vatandaşlarımızla kavgalar oluyor. Yani her türlü kara trafiğin işlediği bir noktaya geldi. Yani sınır güvenliği ihlal edildi. Ve sınır bölgesindeki illerimizdeki sosyal hayat bitti. Bitti. Yani Hatay'a, Mersin, efendim Antep, Kilis, Gaziantep, Urfa. Evet, Kilis, Urfa, yani Adıyaman, Diyarbakır, yani daha gelin böyle her taraf, Karadeniz'e bile her tarafa yayılmış durumda. Yani artık oralarda bir takım çatışmalar oluyor. Ve burada daha da ekonomiyle devam ediyoruz diye daha da ilginç olan bir husus var. O da
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay özel bir teşvik politikası üzerinde çalışıyor. Teşvik politikasının da temelinde bu Suriye'den gelen göçmenlere bir istihdam yaratılması, onların çalışma izninin hızlandırılıp daha düşük sigorta maliyetleriyle iş hayatının içerisine sokulması. Ya bunu tabii ben duyduğum zaman kulaklarıma inanamadım. Araştırdım, baktım, sordum ve Beşir Bey'in açıklaması bu bizim ekonomimize büyük bir can suyu katacak diyor. Yani o zaman bir an elimdeki verilere baktım. Dedim ki ya Türkiye'de işsizlik yok o zaman. Yani hani kayıtlı olan 10.8, 11, %11'lerde işsiz yok. Yani yaklaşık 5 milyon işsizimiz yok. 20 milyon yoksulluk sınırı altında yaşayan yurttaşımız yok. Biraz evvel söyledik, her 5 gencimizden bir tanesi işsiz. Üniversite bitirmiş, iş bulamıyor. Bunlar yok. Biz şimdi özel teşvikler çıkartıyoruz. Suriye'den gelen göçmenler efendim iş hayatına çabuk girsinler, entegre olsunlar, çok fazla maliyet onlara yüklemeyelim, ekonomiye can suyu katsınlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Oysaki yapılması gereken tek şey galiba derhal Şam yönetimiyle ilişkiye geçmek, Suriye ile ilişkileri düzeltmek, buradaki Suriyelileri de Suriye'ye göndermek. Yani Türkiye bu sıkıntıdan ancak bu şekilde kurtarılabilir. Çünkü buraya gelen adamların da çoğusu, yani şöyle bir şey, bir ilk başlarda ben Hatay'dakileri biliyorum. İşte Türkiye'ye giderseniz eğer ev vereceklermiş, efendim maaşa bağlayacaklarmış diye insanlar koştu geldi buraya. Tabii burada bambaşka bir dünyayla karşılaştılar. Şimdi Ankara sokaklarına gidin, her taraf dilenci dolu, hepsi Suriyeli. Yani maalesef sosyal bir problem haline de geldi. Oysa ki ben Esad yönetimiyle anlaşılsa ve bunların can güvenliğini sağlayaraktan Suriye'ye dönmelerine imkanı sağlansa, sınırlarımızı da düzgün bir şekilde getirsek, terör gruplarını oradan çıkarsak, çünkü o terör grupları, Esad yavaş yavaş duruma hakim oluyor. Önemli bir kesimle daha hakim oldu. Yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru da yaklaşıyor. Ondan sonra bütün bu terör grupları tamamen Türkiye'nin başına bela olacaklar. Ve bununla ilgili de sayın seyirciler, yarın Aydınlık Gazetesi'nde bu konuda önemli bir haber var. IŞİD'in Türkiye planları nedir? Bunlarla ilgili bir haberimiz var. Yarın eğer bir Aydınlık Gazetesi alırsanız onu da görmüş olursunuz. Ve çok tehlikeli bir döneme doğru gidiyoruz. İsmet Bey, evet. Tabii izleyicilerimizi biraz rakamlara boğduk. Yani ekonomi biraz daha somut verilerle belki daha iyi anlaşılır diye umarım onları sıkmamışızdır. Ama şimdi biz de Orta Doğu'dan bahsettik, Suriye, Irak dedik. İki gündür de Türkiye'de bakıyorsunuz işte Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenleri, işte hükümet başbakan devir teslim törenleri. Fakat beni gerçekten çok ciddi şekilde hem aklıma durgunluk veren hem de vicdanımı, kalbimi kemiren, yani böyle hani beni geren bir olay var. Yani onu değinmek istiyorum. 80. gün bugün. Sayısı belli değil. Yani sayısı belirt dış işlerinin rakamını olarak söylüyorum. 49 diyorlar ama kendileri de bilmiyorlar. Bizim şu anda 49 yurttaşımız ve bunların birçoğu devlet personeli, güvenlik güçleri, konsolosumuz var. Başkonsolosumuz var. Bunlar şu anda rehin durumdalar. Ve bu ülkede işte Cumhurbaşkanlığına seçilen, başbakanlığa atanan, devir eden, devir alan bu konuya değinmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yasak da var. Belki ondan değinmiyorlar. Yani onlar pek yasakları... Mahkeme yasak getirdik. Belki ondan değinmiyorlar. Onlar pek yasakları biliyorsunuz. Yani yasakları pek tanımıyorlar ama gerçekten bu çok acı. Yani biraz evvel bu önümüzdeki dönemde başbakanlık görevi yapacak olan Davutoğlu, bundan önce Dışişleri Bakanı olarak rüzgar ekti, fırtına biçiyor. Hani beste kargayı oysun gözünü misali batırdı çıkardı orayı dış politikada. Evet. Ve hala 80 gün onun da ihmali var. Bakın Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu'nun ihmali var. Yani oradaki o arada bir başka ülkeye gitti, Amerika'ya gitti. Yani MIT raporları var, o vatandaşlarımızın oradaki personelin tahliyesiyle ilgili bir Alman firma tahliye etti. Biz 49 vatandaşımızı, sayısını bilmiyorum, onların yalancısıyım, 49 olmadığı da söyleniyor. Onlar da sayını tam bilmiyorlar. Ama 80 gündür onların evlerini düşünün, onların ailelerini düşünün,
Onların yakınlarını düşünün. Yani buna değinmemek ve bununla ilgili de hiçbir şey yapmamak yani inanılır gibi değil. Ama Sayın Dıştır, pardon, yeni başbakan biliyorsunuz IŞİD konusunda bir değerlendirme yaptı. Hiçbir zaman ne yeni cumhurbaşkanı da bunu söylemiyor. IŞİD'e hiçbir zaman terörist diyemiyor hala. Ve IŞİD'i Irak'ta dışlanmışların oluşturduğu bir grup olaraktan değerlendiriyor. Şimdi öyle bir dışlanmışların oluşturduğu bir grup ki içinde örgütün elinde en modern silahlar var. Ve son derece profesyonel savaşan ekipler var. İşte bölgedeki insanların deyimiyle hem diyor ovada savaşıyorlar bunlar, hem dağda savaşıyorlar, hem çölde savaşıyorlar diyorlar. Yani son derece eğitimden geçirilmiş bir ekip. Irak'ın neredeyse nasıl bir şekil verileceğini onlar üzerinden yürütülüyor. Ama bizim dışişleri tabii veyahut da dışişlerinin, ben hepsinin böyle düşündüğünü sanmıyorum. Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan Türkiye'nin başını orada bu şekilde bir belanın içine soktu. Daha da büyük şey, bunun Türkiye'ye doğru sıçraması eğilimi var. Türkiye'yi bu konuda sürekli uyarıyorlar. İstanbul'da bugün yine gazetelerde var. Var, evet. İstanbul'da, Ankara'da çeşitli merkezlerde hücreler halinde örgütlenmiş olan işitçiler var. Bayramda biliyorsunuz yani toplu bir gösteri yaptılar. Evet. Bunlar yani tespit edildi. O insanlar evet. Türkiye'de yaşıyor. Ve çok rahatlar. Çok bunu da söyleyeyim. Rahatlar. Çok rahatlar. Yani korunuyorlar yani, gibi sanki. Yani o hareketi yapması için birisinin çok güvenmesi lazım. Örneğin hatırlarsınız, Hatay'dan adam normal bir taksiye bindi. Niğde'de polislerle jandarmayla çatıştılar. Şimdi bir ülkeye gidiyorsunuz ve o ülkenin dilini bilmiyorsunuz ama tuttunuz taksinin arkasına el bombalarını, silahları dolduruyorsunuz. Yani bu kadar güvenceniz var. Ve cebinizde başıma bir şey gelirse diye hiçbir tereddütünüz yok. Cebinize tek kuruş Türk parası bile almıyorsunuz. Dolar taşıyorsunuz. Nitekim birisi bir köyde bakkala 100 dolar verip de bir şey almaya kalkınca ortaya çıktı. Yabancı oldu. Belki Türk parası olsaydı, Türk parası verseydi yakalanmayacaktı. Doğru. Yani bu kadar rahatlar ve biliyorsunuz en sonunda rehineler karşısında bu çocukların, bu Niğde'deki yakalanan o teröristlerin bir asker, bir polis, bir de vatandaş öldürdüler biliyorsunuz. Tabii. Bunların serbest bırakılmasını talep ettiler. Ne yazık ki Türkiye böyle bir durumda. Biz yine ekonomiye dönecek olursak. Şimdi en çok tartışılan konulardan birisi inşaat sektörü. Evet. İnşaat sektöründe işte balon var, çökecek, patlayacak, çatlayacak diye sürekli bilgiler geliyor. Gerçekten de baktığınız zaman yani birçok şehirde ihtiyacın çok üzerinde konut yapıldığını görüyorsunuz. Doğru. Hatta AKP'li yeni dönem zenginlerinin ikinci evleri olmasa ciddi bir sıkıntı çıkacaktı. Onlar hep çoğusu ikinci ev açtıkları için konut sektörü bir kısmını emdi. Bunlar deniyor. Nedir sizce konut sektöründeki durum ne? Çünkü konut sektörü de aynı zamanda ekonominin biraz dinamosu gibi de olan bir sektör. Diğer sektörlerde belli ölçüde etki yapan bir sektör. Doğru. Şöyle bakarsak yani inşaat sektöründe biraz evvel bir takım işte rant paylaşımı, rant bölüşümü dedik. İşte orada kentsel dönüşüm, rant bölüşümü, yerel iktidarın yerel uçları veya merkez uçları bir takım havuzlar oluşturuyorlar biliyorsunuz. Onlar da hep ses kayıtları evet. çıktı. Tek şeyle şöyle bakalım. Yani bir dört konuttan bir tanesi stoğa bir kere yapılan şeyin. Yani muazzam bir stokta pompalanıyor. Muazzam stokta da bir konut stoku oluştu. Ben yine bir rakam vereceğim. 2002 yılında konut kredisi rakamı 450 milyon lira. 450 milyon lira 2002 yılında. Evet. 2014 başında bu rakam 95 milyar lira. Yani 450 milyar liradan 95 milyar liraya. Eski parayla 95 katrilyon. Evet, eski evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık %20.560. %20.560. Evet. Yani ne yapıyor o zaman? Siz konut kredisi veriyorsunuz vatandaşa.
Biraz evvel hani kredi kartlarındaki artış, tüketici kredilerindeki artış dedik. İnsanlar borçlanıyor. Siz de sürekli olarak açığa, işte insanlara borca sürekli olarak konut ürettiriyorsunuz. Bu da esasında baktığınız zaman bir taraftan sıcak para, bir taraftan da bu yani tüketimi teşvik eden bir şey konut esasında. Evet. Ekonomiyi işte biraz ayakta tutuyor gibi. Ama yani orada bir de tabii bir rant bölüşümü var. Yani arazilerin çıkartılması, o arazilerin havuzdaki yandaş işte paydaş iş adamlarına verilmesi. Evet yani oradan esasında siyasi bir şey elde ediliyor. Ekonomik bir gelir elde ediliyor. AKP zenginleri döneminin zenginleri daha çok konuttan çıktı sanki. Oradan doğrudur. Gibi. Doğrudur. Evet. Yine bir iki rakam şöyle vereyim. Mesela 2002 yılında inşaat ruhsatına bakıyorum. Yaklaşık 43.400 verilen inşaat ruhsatı. Bu rakamın aşağı yukarı inşaat ruhsatının kullanım ruhsatı verileni birebir aynı. Yani demek ki arz talep örtüşmüş, ruhsat kullanım ruhsatı da vermişler. 2013'e geliyorum. Buradaki rakama baktığım zaman yaklaşık bir kere 1 milyona yakın bir konut söz konusu. İnşaat ruhsatı söz konusu. Ve yaklaşık 700 bin lira, adette kullanım ruhsatı söz konusu. %30'luk 700 bin, %30'luk bir kullanıma açılamamış. Yani kullanım ihtiyacı olmamış. Şişme var. Balon demin söyledim ya, 4 konuttan bir tanesi stoka. Evet. Yani bu rakam da onu ortaya koyuyor. Biraz evvel verdiğim kredi de muazzam bir tüketimi arttıran bir şey. Şimdi bankacılar arasında bir iddia var. Başbakan sürekli bu faiz meselesini gündeme getiriyor. Ben de merak ettim, bankacılarla bir konuştum, nedir bu iş diye. Israrla mesela konut kredilerindeki faizlerin çok küçük oranda yükselmesi satışları çok ciddi bir şekilde durdurduğunu söylüyorlar. Evet. Yani bu şişkinliği, bu sıkıntıyı başbakan biliyor da bankalara özellikle faizleri düşürün diye sürekli bir faiz baskısı yapıyor. Merkez Bankası'na sürekli işte faizleri yükselt, tuttunuz, bunu aşağı indirin diyor. Şimdi tabii öyle bir hale gelmiş ki ekonomi iki ucu pis bir değnek haline gelmiş. Birisini yapsanız öbür taraf bozuluyor, onu yapsanız diğer taraf bozuluyor. Artık bu sistemin sonuna gelmiş, deniz bitmiş. Bu faizlerin başbakanın daha çok hesapladığı, işte bu sektör biraz iyice çökerse ki böyle bir ihtimalden söz ediliyor. Bunun bütün kesimlere yansıyacağı endişesi var. Bundan dolayı bu faiz meselesini çok öne çıkarıyor diye bir görüşleri var. Siz ne dersiniz o faizlerde düşürme, konuttaki bu şişmeyle bağlantısına? Yani bir kere hani bir hükümetin, bir başbakanın Merkez Bankası'na müdahale etmemesi gerekir. Sürekli olarak müdahale etmesi, tehdit etmesi, işte bakanlar arasında bu konudaki bir çatışmanın olmaması gerekiyor. Evet. Yani hükümetin bu konuya müdahale etmemesi gerekiyor. Yani ben bir kere bunu yanlış olarak değerlendiriyorum. Bir de tabii faizleri düşük tuttuğu sürece bu borçlanmanın sürdürülebilirliğini sağlıyor esasında. Yani faizleri aşağı çekerek bu borçlanma sürdürülebilir. Biraz daha ileri, bir sene sonrasına taşıyor. Bir daha ileriye taşıyarak esasında günü kurtarmaya çalışıyor. Yani bu bir balon. Evet. Her an patlayabilir. O patlamayı geciktiriyor açıkçası. Evet. Ama tabii faizi düşürdüğün zaman da öbür taraftan döviz çıkışlar başlayacak. Sıcak para çıkışı başlayacak. Tabii. Benzer. Tabii. Şimdi genelde şöyle bir yorumlar yapılıyor ekonomistler tarafından. Bunu medyada da okuyoruz. İşte televizyona çıkan ekonomistler de konuşuyor. Özellikle uluslararası alanda bazı gelişmeler var. Örneğin Amerikan ekonomisinde yaşanan sıkıntı var. Avrupa'daki sıkıntının hala geçmediği, hatta bir kısmının iddiasına göre işte pisliği halının altına süpürdüler. Eninde sonunda bu ortaya çıkacak deniyor. Avrupa ekonomileri de öyle çok iyi gözükmüyor. Buna neden olan İspanya'da yeniden krizin tekrar büyümesinden benzeyen işaretler veriyor. Portekiz'de yine benzer sıkıntılar var. Yunanistan'da yine var. Aynı sıkıntılar deklar ediyor. Bu arada Asya ekonomilerinden gelen de bilgiler biraz
Oralarda da bir takım sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Peki Türkiye ne yapar? Yani biraz önce siz dediniz ki çok en kırılgan ekonomi, özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında da en kırılgan durumda olan ekonomi. Yani biz önümüzdeki dönemde ciddi bir sıkıntı bekleyelim mi ekonomide? Mesela diyelim ki Ekim'de böyle bir şey olabilir mi? Yani Ekim'den itibaren hissedilir derecede böyle bir sıkıntı yaşanabilir mi? Yani tabii gönül ister bunlar yaşanmasın. Evet. Çünkü sonuçta bunun faturasını yine vatandaşımız, halkımız bunu ödeyecek. Geçmişte olduğu gibi gönül ister ki yaşamasın. Ama rakamları biraz evvel de paylaştık. Yaklaşık son 12-13 yılın rakamları her geçen gün üstüne katlanarak daha kötü hale geliyor ve daha sürülemez hale geliyor. Dünyadaki gelişmeler de hem Amerika'nın, yani Amerika'da yaşanan durgunluk, Amerikan Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar, Amerika'nın sıcak paraya yönelik almış olduğu kararlar, Avrupa'daki genel olarak yani hala kendi krizlerini çözememiş olmaları, yani o büyümeden kaynaklanan hem siyasi hem ekonomik krizler hala devam ediyor. Ekonomi canlanamıyor, işsizlik devam ediyor. Yani çok böyle bir aydınlık, parlak günler değil. Bunun için yeni kurulacak olan diyelim hükümetin de en öncelikli konusunun, en öncelikli gündeminin ekonomi olması lazım. Yani işin masaya yatırılması gerekir ve yani bugüne kadar yaptıklarından farklı bir şeyler yapılmalı ki farklı sonuçlar alınsın. Yani işte ne bileyim, Türkiye dış açık üreten bir ekonomi modeli olmamalı. Dış ticaret açığı %550 artmış son 12 yılda. Cari açık Türkiye'nin artık bir kronik, yumuşak, hassas noktası, karnı olmamalı. İşsizlik 11'lere çakılmamalı. Tüketim artmalı, tasarruflar artmalı, tüketim azalmalı, tüketimin payı azalmalı, tasarruflar artmalı, işte borçlar azalmalı. Yani yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç var. Bunu yapabilirler mi? Bu yani bugüne kadar baktığınız zaman 12 yıldır, 13 yıldır bunu önceliklerine almadıklarına göre benim bununla ilgili radikal, somut adımlar atacakları konusunda şüphem var açıkçası. Ama yapmaları gerekiyor. Evet. Yapmadıkları noktada bu belki 2014, belki 2015 ama çok fazla daha ileriye taşınamayacak büyük bir kriz olarak Türkiye'nin karşısına çıkacaktır. Açıkçası zaman zaman biz felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama sürekli uyarıyoruz. Çünkü veriler bize bunu gösteriyor. Ama sürekli olarak da bu sıcak parayla, bir takım kayıt dışı ekonomiye giren paralarla ekonomi bugüne kadar böyle devam etti. Ama dediğim gibi sürdürülebilir değil. Yani 12 yıl böyle geldi, bir 12 yıl daha böyle gitmesi mümkün değil. Bizim görevimiz hükümeti uyarmak. Yapılması gereken acil işler var, reformlar var. Bunları yapmaları gerekiyor. Yapısal reformları yapılması gerekiyor. Baştan da söylediğim gibi 2002 yılında o zaman bu işten sorumlu bakan Kemal Derviş'in döneminde kısa, orta, uzun vadeli bir program vardı. Kısa vadedeyken hükümet değişti ve o hala Türkiye o programı uyguluyor. Yani o programın doğruluğu, o programın eksikliği, fazlalığı tartışılır ama o program zaten bir plan çerçevesinde yapılmıştı. O plana da uyulmadı. Başladığı gibi kaldı. Dolayısıyla da bugün artık o program Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Onun için yeni bir programa ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir kalkınma modeline ihtiyacı var. Bunun mutlaka istihdam yaratması lazım. İhracatı artırması lazım. Dış ticaret fazlasını sağlaması lazım. Cari açığı aşağı indirmesi gerekiyor. Ve bir de tabii Türkiye'deki genel gelir dağılımını düzeltmesi gerekiyor. Eşitsizliğe de katkı sağlaması gerekiyor. Yani Türkiye'de hem büyüme mümkün, hem büyüme mümkün. Ama o büyümeyle de esasında bir paylaşım da sağlanması gerekiyor. Bir eşit bir paylaşım da sağlanması gerekiyor. Evet. 2008'den beri dünyada biliyorsun Avrupa'da ve Amerika'da başlayan bir kriz var. 2008'den beri süren kriz. Ve bu daha çok özel sektör krizi diye algılandı. Evet. Ve devlet büyük müdahaleler geldi biliyorsunuz. Almanya büyük paralar aktardı. Tabii. Ülkeler battı. Ülkeler battı bir anlamda.
Yani tam bir özel sektör çıkmaza girdi. Şimdi bizde de benzer sıkıntılar gündeme geldi. Şimdi biz özellikle sanayicilerle görüştüğümüz zaman yeniden gündemlerine, şimdi biliyorsunuz bir liberal ekonomi diye tutturmuşlardı. Devlet hiçbir şey karışmasın, devlet ayak bağı olmaktan çekilsin falan diyen bir sanayici artık yavaş yavaş başka bir şey söylemeye başladı. Yani bu krizler yaşanınca yeniden karma ekonomi tartışmalarını duymaya başladık. Mesela hiç ummadığımız sanayi kesimlerinden bunlar geliyor. Bunların bir kısmı çok büyükler de var içerisinde. Bir de hakikaten şeyle boğuşan, geçmişte devlet yatırımlarıyla ara mallarını sağlamış olan sanayicilerden de geliyor. Yani karma ekonomiyle bu krizleri atlatabiliriz ve düzlüğe çıkabiliriz diye. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Yani devlet yeri geldiği zaman taşın altına elini koymak zorunda. Yani bir kalkınma modelinin içerisinde bizim de özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki kalkınmada gerekirse kamu ve özel sektör beraber yatırım yapmalı. Gerekirse de kamu da orada yatırım yapmalı, üretim yapmalı ve orada bir kalkınmaya katkı sağlamalı diye bizim de aynı görüşteyiz. Yani tekrardan incelenmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir model olarak ele alınması lazım. Yani Türkiye'nin bir şeyinin çıkartılması lazım. Zayıf yönleri, güçlü yönleri, tehditler, fırsatlar, bunlara göre de bir planlı ekonomiyle beraber, bir planlı da planlama da yok şu anda Türkiye'de. Her şey gitmiş. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı, evet. Biliyorsunuz. Çok ciddi bir kurumdu ve Türkiye'deki birçok gerek siyasetçi gerekse ekonomistin çıktığı merkezdi Devlet Planlama Teşkilatı. Şu anda Devlet Planlama Teşkilatı'yla tapu müdürlüğü arasında hiçbir, yani şekil anlamında hiçbir fark kalmadı. Yani devlet planlama teşkilatı diye bir şey kalmadı. O biliyorsunuz, evet. Başbakanlığa bağlandı. Fakat şimdi bizim 5 yıllık kalkınma planlarımız, işte ne bileyim sanayi stratejimiz, istihdam politikalarımız, yani ihracat politikalarımız, bunların arasında sanayi politikalarımız hiçbirinin içerisinde bir eş güdümde yok. Hepsi farklı planlar yapmışlar. Birbirleriyle uyum içermiyor. Türkiye'nin gerçekten planlı ekonomiye önceliklerini belirleyerek, tabii burada en önemli şey, ama en önemli şey kararların yukarıdan aşağı verilmemesi lazım. Kararlar aşağıdan yukarı alınması gerekir. Biraz evvel faiz konusunda Erdoğan'ın baskısını konuştuk. Yani bu bir tane konu. Her konuda Erdoğan karar vermeli veya vermemeli veya hükümet karar vermemeli. Ekonomik Sosyal Konsey diye bir biliyorsunuz bir anayasal bir kurum var. Anayasal 2010 referandumunda bir maddeden 26 maddenin birisi oydu. 2008'den beri toplanmıyor Ekonomik Sosyal Konsey. Yani masanın bir tarafında emeği temsil edenler, bir tarafta işvereni temsil edenler, bir taraftan hükümet yetkilileri ve bürokrasi oturup kararları beraber almaları gerekir. Taşın altında eli olanların söyleyecek sözleri var. Biraz evvel işte farklı modellerden bahsettiniz. Şu anda biz, ben siyasetçiyim, siz gazetecisiniz. Burada şimdi oturuyoruz. Buradaki taleplerle ilgili, mesela diyelim ki bir kamera değişikliği olacak veya bir kameraya bir parça alınacak. Biz ikimiz bu kararı verebilir miyiz? Karar verici biz olsak da. Yani diyelim ki parayı biz vereceğiz, kararı biz vereceğiz. Mutlaka buradaki çalışan arkadaşlarımızın görüşüne ihtiyacımız var. Doğru marka hangisidir? Hangisi hangisine uygundur? Bu yapılmıyor şu anda Türkiye'de. Yani bugün ne çiftçi dinleniyor, ne sanayici dinleniyor, ne ihracatçı dinleniyor, ne onların sivil toplum örgütleri dinleniyor, ne sendikalar dinleniyor. Tamamen Erdoğan kendine göre bir politika belirliyor, karar veriyor. Bu değişmeli bir kere. Bu anlayış, bu zihniyet değişmeli. Yani kararlar aşağıdan yukarı doğru alınması lazım ve bu ortak akıla ihtiyaç var. Bugüne kadar Erdoğan'ın aklı ve Erdoğan'ın yönettiği hükümetlerin aklı Türkiye ekonomisini bir batağa soktu. Yani bunu ne kadar suni olarak siz bugün bir illüzyon olarak, bir algı yönetimi olarak bir şekilde sanki her şey iyiymiş gibi gösterseniz de rakamlara baktığınız zaman bu bir gün patlayacak. Yani bu böyle devam etmesi mümkün, evet, değil. Sürülemez bir şey. Yani rakamlar, hani bir şöyle bir şey vardır. Bazen diyorlar işte Erdoğan çok iyi algı yönetimi yapıyor. Yani yapabilir. Algı yanıltıyor. Yani algı yanıltıyor. Gerçekler acıtıyor. Şimdi gerçekler acıttığı zaman
76 milyonun canı çok yanacak. Yani o acı da zaten yavaş yavaş galiba hissediliyor. Hissediliyor, yavaş yavaş hissediliyor. Bir de tabii hani o hep söylerler, kurbanın tencerede su içinde yavaş yavaş kaynadığı zaman onu esasında acı artıyor da alışıyor insanlar. Ama sonu onun ölüm yani. Orada alıştığınız zaman sıçramıyorsunuz, daha az sıçrıyorsunuz. Sonunda da orada haşlanıyorsunuz. Yani bizim buna müsaade etmememiz lazım. Biz de mümkün olduğu kadar sadece eleştiri getirmiyoruz, öneri de getiriyoruz. Biz mümkün olduğu kadar yani hem ESK'nın işte sendika temsilcileriyle, emek temsilcileriyle, işveren temsilcileri bir araya geliyoruz. Kanun teklifleri veriyoruz. Hükümeti bunları yapması konusunda uyarıyoruz. Yani bu konuda da aynı şekilde çalışıp bundan sonuç alma noktasında kararlıyız. Evet. Ekonomi çok önemli. Yani örneğin şu anda yani ben özellikle ihracat ve kısa vadeli gelir getirici işler açısından baktığım zaman şöyle bir bakıyorum. Uzun yıllarda bölgede ticari işlerle en azından kamu adına uğraştığım için şimdi Irak'a baktığınız zaman karşınıza Irak merkezi ve müteahhitlikle beraber senede neredeyse 20 milyar dolarlık bir iş çıkıyor. Efendim Mısır'a baktığınız zaman yan işlerle beraber asgari 5 milyar dolarlık bir iş çıkıyor. Suriye'ye baktığınız zaman en azından 3 milyar dolarlık bir iş çıkıyor. Yani Türkiye açısından bakıyorum sadece. Rusya ile ilişkileri eğer düzgün tutarsak oralarda karşımıza önemli bir gelir getirici işler çıkabiliyor. İran büyük potansiyel ama biz bugüne kadar mesela şu anda İran'a kayıtsız bir şekilde uyuyoruz. Amerikalılar sürekli Türkiye'de şirketle dolaşıyorlar, denetliyorlar. Yaptırımlara uyuyor musunuz, uymuyor musunuz diye ona bakıyorlar. Ama şu anda İran'a giden Türk Hava Yolları uçaklarının yolcularının %80'i 90'ı hatta zaman zaman yabancılardan, batılılardan oluşuyor. Yani bize diyorlar ki durun siz yaptırımlara uyun ama kendileri iş bağlantısına gidiyorlar. Yani böyle bir dönemde geçiyoruz. Şunları şöyle koyduğunuz zaman şu rakamları sadece şu 3-5 ülkedeki rakamları koyduğunuz zaman tabii karşınıza yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir artı getiriyor ki Türkiye açısından önemli bir rakam. Yani sadece politika değişikliği, dış politika değişikliğiyle ortaya çıkacak manzara. Şimdi Suriye ya darmadağın oldu. Şimdi bu Suriye'nin yeniden imarı meselesi var. Gerçi bize karşı çok kızgınlar ve halkta da bu kızgınlık çok gelişmiş. Ancak Esad'ın benim bizzat kulaklarımla duyduğum ifadesi bizim Türkiye halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz Türkiye'deki hükümetle ilişti. Öyle bir nokta var. Mesela bir fırsatta yani bu tabii üzücü bir şey. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylar, Rusya'nın oradaki tavrı. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya karşı bir ambargo başlattılar. Gıda, evet, meyve, sebze ithalatlarında. Türkiye için önemli bir esasında o da yeni bir pazar olabilir. Yani evet, bu tabii onların kötü olması bize bir oradan hani nemalanmak anlamında değil ama yani sonuçta fırsat orada yaratıyor. Evet, bir fırsat, bir boşluk var, onu doldurmamız lazım. Ama bakın buradaki sıkıntı şu. Yani 12 yıldır AKP iktidarı, belki ilk haksızlık yapmayalım. Yani 2002-2004, 2005-2006'ya kadar ekonomiye önem verdi. Ama ondan sonra yani ekonomiyi işte bir şeyler yapmaya çalıştı. İhracatı biraz arttırmaya, geliştirmeye çalıştı. Ne bileyim teşviklerin üzerinde durdu. Fakat 2006-2007'den sonra Erdoğan bambaşka hedefler, bambaşka politikalara öncelik verdi. Ekonomiyi kendi kaderine terk etti. Sıcak parayla esasında baktığınız zaman yani şuna benzetelim her zaman. Bir insanın vücudunda, damarlarında kanın olması lazım. İnsanın sağlıklı olabilmesi için. Yani bütün organların sağlıklı çalışabilmesi için. Şimdi onun yerine uyuşturucu koyduğunuz zaman uyuşursunuz ve sonunda da ona bağımlı hale gelirsiniz. Yani acınızı, şeyinizi hissetmezsiniz ve bir gün bu uyuşturucunun dozu, bu uyuşturucuya alışkanlık sizi, hayatınızı kaybedersiniz. Türkiye ekonomisinin de esasında mekanizmasında paranın dolaşması lazım. Gerçek paranın, reel paranın dolaşması lazım. Üretimin dolaşması lazım. Yani o para üretimden gelmesi lazım. Şimdi sıcak para, Türkiye sıcak para müptelası haline geldi. Dışarıya sürekli bağımlı olmak, sürekli o yani içeride işte üretmemek, dışarıdan
ithal etmek, efendim işte tüketimi arttırmak sonuçta sizin esasında egemenliğinizi, bağımsızlığınızı da etkileyecek bir noktaya geliyor ve gerçekten yani bu bir ülkenin sadece ekonomisinin değil genel olarak çökmesine neden olur. Biraz evvel Arjantin'le ilgili rakamlar verdim ve Türkiye'yi bir kez daha söylüyorum. AKP iktidarı 12 yıldır ekonomide ilk 10'u önümüzdeki 10 yılda hedeflerken bir anda 16'dan 19. sıraya düştü ve en kötü 5 ilan edildi. Yani şimdi bunu dikkate alması lazım. Yani burada demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. O zaman bir şeyler düzelmesi lazım. Her şeyi bilemezsiniz. O zaman dinlemesini bileceksiniz. Sivil toplum örgütlerini dinleyeceksiniz. Özel sektörü dinleyeceksiniz. Sendikaları dinleyeceksiniz. Ortak akılla yeni bir kalkınma ekonomi modeli yaratmak zorundasınız. Muhalefet de dinleyeceksiniz esasında. Yani sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi de yani bu işin içerisine girmesi lazım. Eğer madem egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Milletin iradesini tecelli etmesi için orada kaç tane siyasi parti varsa oturacaksınız. Onlarla da tartışacaksınız. Bunları yapmazsanız o zaman yani günün birinde duvara toslarsınız. Evet. 15 dakikadan az bir süremiz kaldı. Evet. İsterseniz tabii sizi de burada bulmuşken siz aynı zamanda yakın bir zamana kadar CHP'de genel başkan yardımcısıydınız. Şu anda bir 30 Mart seçimlerini geçirdik. Arkasından bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçirdik. CHP'de bir tartışma var. Bazı sıkıntılar var. Beklenen düzeyde oy alınamadığı söyleniyor. Tabanda bazı itirazlar var. Niye böyle oluyor diye. Acaba bizden bir şeyler yanlış gidiyor eleştirileri var. Ve bu tartışmaların ışığında bir baskın kurultay, baskın kurultay tabiri artık öyle bir tabir oluştu kamuoyunda, onun için söylüyorum. Bir baskın kurultay durumu var. Nerede yanlış yapıldı sizce? Bir ben o konuda bir düşüncenizi almak istiyorum. İkincisi de yani kurultay sürecinde bir fikir tartışması pek henüz yaşamadık. Oysa ki CHP'nin herhalde bir fikir tartışmasına ihtiyacı var. Biraz önce hükümetle ilgili bir takım eleştiri yaptık ama benzer bir durum herhalde CHP için de geçerli. Bir fikir tartışmasına ihtiyaç var mı hakikaten? Ne diyorsunuz? Nasıl bir süreç işleyecek veyahut da buraya nasıl gelindi? Öncelikle tabii başarı başarısızlık yani biz ne söylesek boş. Yani sonuçta çıkan oylar, çıkan sonuçlar ortaya koyuyorlar. Tabii ben bu söylediklerimin yani bunları ifade ederken ben de bunun bu tablonun sorumlularından birisiyim. Yani partide ben de yaklaşık 4 yıldır son 2 ay dışında ben de genel başkan yardımcılığı yaptım. Parti meclis üyeliği yaptım ve farklı konumlarda sorumluluklar aldım. Yani biz 4 yılda yaklaşık 4 seçim kaybettik. Özellikle referandumdan sonra biliyorsunuz bir genel seçim kaybettik. 2011 seçimlerini. Ve 2014 seçimlerine çok iddialı hazırlandık. Gayet de güzel hazırlandık. Ve yani o sırada bir de Erdoğan'ın başta olmak üzere çeşitli bakanların ve hükümetin büyük bir yolsuzluk, hırsızlık olayıyla dünya çalkalandı. Yani çok, hiçbir iktidara muhalefete nasip olmayacak bir ortam da aslında oldu. Aslında tabii öyle bir baktığınız zaman ve 4 bakan istifa etti ve yani olayların vehameti öyle ki bürokraside, yargıda, güvenlik, emniyette muazzam bir şey değişti. Personel değişimi oldu. Yani hırsızlıklar, yolsuzluklar bir anlamda saklanması için, üstünün örtülmesi için muazzam bir operasyon yaptılar. Ve 30 Mart seçimlerinde gerçekten ben de Türkiye'nin 81 iline gittim. Genel başkanımız çok çalıştı. Hemen hemen bazı illere 2 kere gitti. Ama beklediğimiz sonucu alamadık. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi. Oradan da biz beklediğimiz hedefi alamadık. Normal olarak yani özellikle son 2 yıl yani bizim parti meclisimizin de 2 yılda bir değişiyor. Kurultay oluyor. Tekrardan yeni parti meclisi belirleniyor. Normal olarak bizim yani 4 seneyi bir kenara koyuyorum. Özellikle son 2 seneyi ve 2 seçimi masaya yatırmamız gerekiyor. Yerel seçimlerde istediğimiz, hedeflediğimiz sonucu alamadık. Cumhurbaşkanlığında alamadık. O zaman masaya yatırım, öz eleştiri yapıp hatalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Ve bundan sonrası için de
çok önemli bir süre var. 2015, yani bunun içerisinde bir 10 ay içerisinde yeni bir seçim söz konusu, genel seçim söz konusu. Buna çok iddialı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Dolayısıyla esasında kurultay kaçınılmazdı. Yani ama bu kurultayın, yani ben kurultay kararı alınmasını doğru bulunuyorum. Bunun farklı yöntemleri olunabilirdi. İlçelerde ve illerde kongreler yapılarak yeni oralarda seçimlerle bir kurultaya gidilebilirdi 3-4 ay içerisinde. Veya onlar yapılmayıp yine belki böyle bir diyelim ki Eylül ayı içerisinde, Eylül'ün sonlarına doğru tekrardan bir kurultay yapılıp bu kurultayın da temel gündemi biraz evvel söylediğim gibi iki seçimin masaya yatırılması ve buralarda önümüzdeki 2015'teki genel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani olmazsa olmaz iktidar hedefi için ideolojisini tekrardan gözden geçirmesi gerekir. Ve o ideolojinin nasıl bir iletişimle halka anlatılacağı, nasıl bir yöntemle halka gidileceğinin, yani bütün tepeden tırnağa, A'dan Z'ye tekrardan bütün politikalarımızı, söylemlerimizi, eylemlerimizi gözden geçirmemiz esasında normal. Yani ben bir kurultayın sağlıklı olacağını ve orada da olacaksa tabii ki ideolojide, iddiada, politikalarda bir yenilenme, tazelenme, kadrolarda bir yenilenme, tazelenme bana göre sağlıklı bir şey. Geldiğimiz nokta bunu ne kadar bize sağlayacak? O biraz tabii bizi düşündürüyor. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde, yani 20 gün içerisinde bir şu anda kurultay yapılıyor. Bu 20 günün içerisinde... Bu arada bir hafta kaldı galiba bugüne bakarsak yani. Tabii tam bir hafta var. Tam evet. Bir hafta var. Bu tam anlamıyla gerçekleşebilir mi? Zor görünse de biz bunu gerçekleştirmek için tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Esasında dün bir partinin kongresi oldu. Bizde kurultay, sağ partiler kongre diyor biliyorsunuz. Şimdi orada baktığınız zaman yani başından sonuna kadar esasında katılımcı, çoğulcu bir siyaset kültürünün olmadığını görüyorsunuz. Evet. Yani yukarıdan aşağı talimatla, atamayla programlanmış, belirlenmiş bir siyaset anlayışı. Bizde esasında katılımcı, çoğulcu, aşağıdan yukarıya bir siyaset anlayışı var. Yani ben bu süreçte yapmamız gereken şeyler birlik, beraberlik, parti içi sevgi, saygı ve dayanışmayı mutlaka egemen kılmamız gerekiyor. Lafınızı kesiyorum. Şimdi dediniz ya bizde alttan yukarı diye doğru. Evet. Ben delegelerle ya da partililerle konuştuğum zaman şimdi kurultay iki gün 5-6'sında diyorlar ki keşke biz 5'inde ve 6'sında tartışsak, yani eleştiriler olsa, delegeler çıksa, konuşsa, seçimde 6'sının akşamında yapsak. Yani hiç olmasa delegelerin kafası netleşmiş olur. Şimdi ilk gün klasik bir şekilde olacak, herkes bir konuşma yapacak. O, yani sırf delege kim ne kadar ikna etmişse ona göre böyle bir şey çıkacak. Acaba iyi bir sizin de belirttiğiniz gibi bu hatalar, şunlar, bunlar iki gün tartışılsa da en sonunda son gün akşam veyahut da son gün seçim yapılsa, tüzükte bazı değişiklikler yapılacaksa, o arada hallolsa, ondan sonra böyle bir şeye gidilseydi daha mı iyi olurdu diye görüşler var. Yani eğer böyle yaparsak biz bu işi sanki yangından mal kaçırır gibi kurultay kaçırıyoruz. Eleştirileri yapılıyor. Şimdi tabii geçmişimize, bizim tarihimize bakarsanız esasında önemli bir tesadüf. Kurultay tarihi 5-6 Eylül. Yani bizim birinci kurultayımız biliyorsunuz 4-11 Eylül 1919. Sivas Kongresi. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları 3 gün, 4 gün ve tartışmaların yoğun olduğu kurultaylar da hep bu 95 yıl içerisinde olmuş. Evet. İdeali olması gerekeni belki bir hafta.
Yani önce tartışmak, fikirlerin tartışılması, hatalarla yüzleşilmesi, yeni fikirlerin ortaya konması, oradan ortak bir akıl üretilebilmesi ve yeni bir ideoloji, yeni bir iddianın ortaya konabilmesi, oradaki işte söylem, eylem, oradaki politikaların geliştirilebilmesi. Bugün gelinen nokta bunlara çok izin vermeyecek gibi görünüyor. Ama evet. Ama yine de ben şöyle bakıyorum, her halükarda sonuç itibariyle bugün işte bana da soruyorlar ya niye Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep kavga yok esasında. Cumhuriyet Halk Partisi esasında bir anlamda bu bir anlamda tam demokrasi değil belki. Yani Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de demokrasi krizi var. Biraz evvel bunları veya son 12 yıla baktığımız zaman görüyoruz. Ama bugün yine diğer siyasi partilere baktığınız zaman parti içi demokrasinin en şu anda 1980 sonrası özellikle en yoğun yaşanabildiği tek parti var Cumhuriyet Halk Partisi. Parti içi demokrasinin. Özellikle yani birçok siyasi partilerde ama özellikle parlamentodaki siyasi partilere de baktığınız zaman burada sonuç itibariyle yine fikirler tartışılacak, delegeler konuşacak, yöneticiler konuşacaklar seçime kadarki süreçte. Buradaki yani buradaki konuşmalardan mutlaka doğru fikirler çıkacaktır. Oradaki bazı öneriler dikkate alınacaktır. Sonunda da bir seçim olacak. O da bir demokratik bir seçim olacak. Böyle bir talep oluştu. İşte bir arkadaşımız genel başkan adayı oldu. Genel başkan zaten o da aday olarak devam ediyor. Bence bu demokrasi bundan güçleniyor. Peki önemli olan şey yapması gerekmez miydi? Yani bir tartışmalı bir durum var. Genel başkanlıktan istifa edip yarışa eşit koşullarda girmek mesela genel merkezin gücünü kullanmadan kurultaya gitmesi daha etik olmaz mıydı? Şimdi başbakanı eleştirdiler işte başbakan gel cumhurbaşkanı seçimine giriyorsun devlet işte başbakanlığın imkanlarını kullanıyorsunuz diye. Bu tür eleştiriler geliyor. Yani eşit koşullarda olmuyor. Bir de hani ciddi bir tartışma da var şeyde. Öyle olması daha etik olmaz mıydı? Anayasaya baktığımız zaman özellikle başbakanın eleştirme noktası cumhurbaşkanlığında ilk defa halk seçecek ve devletin tüm imkanlarını kullanıyor. Türk biraz evvel işte 95 yıl dedim 90 yıllık 91 yıllık Türk siyasi tarihine baktığınız zaman hiçbir siyasi partide genel başkan yani sonuçta partinin başkanı olarak seçime giriyor. Yani böyle bir görevi bırakma ve görevi bırakarak yarışa hazırlanma Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir şey. Ama bu yani şeyi mukayese etmek doğru değil. Yani bir tarafta başbakan olacaksınız, yürütmenin başı olacaksınız. Devletin tüm imkanlarını, araçlarını, gereçlerini sahtekarlık yaparak da işte plaka sahtekarlığı bilmem ne yaparak kullanacaksınız. Yani bu bundan bir siyasi partide siyasi parti lideriyle diğer aday arasındaki rekabeti böyle görmek çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten böyle bir örnek de yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde de bir genel başkan bugün genel başkansa devam etmek istiyorsa adaylığını koyuyor. Kurultay sürecinde onu sürdürüyor. Biraz evvel söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki esasında temel sorun bir demokrasi krizi yaşanıyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 2011 yılında yenilediği tüzüğüyle mümkün olduğu kadar bu demokrasi krizini kendi partisinde işte parti içi demokrasi noktasında ön seçimler noktasında bu parti meclisinde olacak geçen parti meclisinde olduğu gibi çarşaf liste onları destekleyerek besleyerek mümkün olduğu kadar katılımcı çoğulcu bir demokrasi işletilmeye çalışıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Daha iyisi yapılmalı ama şu anda bizim yaptığımızı bile diğer siyasi partiler bırakın yapmayı akıllarından bile geçiremiyorlar. Tek şeye bakalım, düne bakalım. Dünkü evet. AKP kongresine bakın. Bir de bizim yapacağımız 5-6 Eylül'de göreceksiniz. Adaylar aday olacaklar, propagandalarını yapacaklar, çıkacaklar, konuşacaklar, oy isteyecekler, bir takım promosyon şeyler dağıtacaklar. Ona göre de bir liste olacak. Genel başkan belli bir liste oluştursa bile o listeler delinebilecek. Delege seçim savunuyorsunuz galiba siz de. Çünkü öyle de bir tartışma var. Bitirecekler falan diye yani. Tüzüğümüz bizim şu anda çarşaf liste. Bizim yani asıl olan çarşaf liste. Ama orada da bir şart var. Salt çoğunluk delegeden eğer
blok liste talep ederse blok liste olur diye. Ama bugün yani benim de bugüne kadar görüştüğüm delegeler, genel başkanımızın da eğilimi, diğer aday olan arkadaşımızın da eğilimi çarşaf listeyle bu kurultaya gidilmesi ve delegenin, kurultay delegesinin, örgütün, vicdanının parti meclisine yansımasının sağlanması. Evet. Evet, süremiz hızlı geçti. O nedenle artık burada bitirmek zorundayız. Evet, sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Umut Orhan'dı. Ekonomiyi konuştuk. Biraz da CHP'nin durumunu konuştuk. Daha sonra kendisiyle tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Ve şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum.